Şekkateri ben gelirim peşine, Ali meydanına da varalım hele. Merhametin yok mu da gözüm yaşına, pire bağlı olup da duralım hele. Allah 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 da duralım hele. Allah birliğine de varalım hele. Dedenin diyarındayız, Hubyar köyündeyiz, Tokat Almus'tayız. Tokat Almus'un iki gündür misafiriyiz, misafir olduğumuz bir can evdeyiz. Ve esma anlatma can. Can bir eski toprak diyelim, çınarlarımız diyelim, bir anacan var. Anacan, seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Hubyarlıyım, Hubyar'da doğdum, Hubyar'a evlendim. Ben buradayım, 75 yaşındayım. 76 yaşıma girdim. Allah sağlık, sağlık, ömür versin. Bugünece doktor görmedim. Çok da İstanbul'a da kocam öldü. 48 yaşımda kocam öldü. Çocuklarımı büyüttüm, okuttum. Bir yanını Avrupa'ya yolladım. Bir yanını üniversite mezun ettim. Muhasebeci. Çok güzel, memnunum çocuklarımdan. Bana çok bakıyorlar. Gelinler, üç gelinim var, üçünü de birbirinden ayırt etme. İyi, Allah razı olsun. Allah bunların da geleceğini sağ olsun. Aydın kılsın. Onlara da böyle senin yaşında oldukları zaman İnşallah. Onlara da değer veren çok olsun diyelim. Anacan, sen bir Hubyarlı anacan olarak hem burada doğmuşsun hem burada gelin olmuşsun. Bu dede diyarında büyümüşsün. Bu biliyorsun ayın 10'u 11'inde, Ağustos 10 11'inde burada 2013 yılında diyelim güzel bir anma oldu. Dedemizin ruhuna Allah yakışır bir olun. Anma oldu. Allah razı olun. Biz de bu anmadan dolayı buradayız ve senin de mihmanınız. Sağ olasın, bize yedirdin, içirdin, Allah yatırdın. Allah rızkını bol etsin diyelim. Peki bu dede Hubyar hakkında sen neler biliyorsun, neler duydun, kerametinden, yaşantısından, o ben, günden bugüne babamdan, neler size öğretildi? Amcamdan çok değişler öğrendim. Amcam vardı benim, Mehmet diye bir amca. Bu bize değişler öğretildi. Engin oğalara yurdum tutmadı, serece işine hile katmadı. Sarıyor elin bahçesine gitmedi, kendi bahçesine kurdu Hubyar. Eşeğin altında kitap sırıla, iki cihan boyanmıştır nurula, Ali babayına girdi fırına, estürdü karına, yeli Hubyar. Yedi oyun yedi gece kulağını yaktılar, onu yansın diye nara dıktılar, 24 saatten soğuna baktılar, sakalı buz tuttu, çıktı Hubyar. Sağ adamı musallaya koydular, buyur devrit cenezeye dediler, orada hazır idi, kıhlar yediler, sağ adamı ölü kıldı Hubyar. Allah Ekber dedi, aldı canını, ıh demeden uyuşturdu kanını. İri canlar hep seyre düzüldü, keremeti arşa kurşa sezildi. Gürgen çukuruna beyat yazıldı, baltasını dala taktı Hubyar. Anacan, bu Sultan Hubyar dede ile ilgili kerametler var. Buraya nasıl gelmiş, nasıl yerleşmiş veya o günkü devletle neler yaşamış Osmanlı'yla, o konuda da bir bilgin varsa alalım. Hubyar devleti buraya geliyor. Buraya gelince İstanbul'daki padişaha haber ediyorlar. Buraya bir seyirbaz geldi. Herkesi başına topluyor. İşte seyirbazlık yapıyor. Bu oradan iki tane zabite yolluyor. Jandarma, şimdiki jandarma. Zabiteleri yolluyor. Buna ayan oluyor tabii. Diyor ki ben diye bir gideyim diye beni çağırıyorlar diye hanımın. Hanımı da diyor ki gitme diye. Neyse şuraya niye kılıç kesen dönük buraya. Oraya varınca kılıcını çalıyor, kılıcı kesmiyor. Hanımdan izin almamış geri dönüyor. Hanımdan izin alıyor, varıyor oraya. Vuranaca kılıcı iki parçadır orada taş belki. Benim de bacağım sızılıyordu. Gittim oraya mıkacaktım, kurtuldum. Allah'a çok şükür. Oraya gittin. Oraya gittim. Ürem de gördüm. Ondan sonra diye ki aşağıya niye zabitelere kavuşuyor, nereye gidiyorsun diye. Diye ki beni istiyorlar, oraya gidiyorum diye. Nereye gidiyorsunuz diye jandarmalara. Bir diyor seyirbaz varmış, seyirbazı getirmeye gidiyor. O zaman diye ki benim diye. İnanmıyorlar, biz diyorlar gideceğiz oraya, siz diye taş olasınız, gidemeyesiniz. Jandarmalar çıkamıyor yukarıya.
Bu bir yer devletli gediği. Varıyor, padişah karşısına çıkınca eşiğin altına kitabı sokuyor. Geç diyor, buyur devlet diyor. Diye ki eşiğin altından kitap al, ben geçeyim diyor. Anlıyor musun? Ondan sonra eşiğin altından kitap alıyor, geçiyor. Cariyesine şey veriyor. Diye ki iki kahve, şu bir zehirli, biri zehirsiz. Neyse cariye kahveyi pişiriyor. Padişah yanlışlığından zehirli kahveye sarınca bilenden kapıyı diyor ki o benim hakkım. Sen içemezsin onu diyor. Bunu içiyor, on parmağından diyor ki akı diyor. Bunu da başka misafirin ikram edersin diyor. Ha, o parmaklarından içtiği kahvede yer alan zehri akıtıyor bardağa. Akıtıyor zehri bardağa. Neyse buna kim inanmıyor, yedi gün yedi gece fırını yakıyor. Yedi gün yedi gece fırını yakandan sonra bu yer devletliği atıyor. Oradan da bir çocuk çekiyor elinden, bir çocuk işte Ali Baba diyorlar artık bilmiyorum onu başkası mı. Çocuğuna giriyor, diyorlar ki çocuk da gitti o yansın da. 24 saat sonra açıp bakıyorlar ki bu yer devletinin sakalı buz tutmuş, çocuğun elinde de bir top tutça. O tutça bizim dağlarda biter, hiçbir yerde yoktur. Çiçek mi? Çiçek. Böyle ne bileyim pembeye benzemiyor yani, kırmızı değil, mor. Mor renginde bir çiçek. Mayıs ayında biter, başka zaman bitmez. Sulak yerlerde, bu yer Tekeli Dağı'nda biter o da. Başka yerde bitmez, Tede Tekeli Dağı'nda. Ondan sonra din inanmıyor bu Kores'ten. Diyor ki sağda mı koyuyor musallaya? Sağda mı musallaya koyunca diyor ki buyur devrit cenezeye diyor. Diyor ki ölü mü kılacağım diri mi diyor. Ya diyor adam ölmüş ölü kılacaksın. Allah ekber diye nece canını alıyor. Allah ekber diye canını alıyor. Bu diyor ki bu Kores artık inanıyor. İricanlar hep şeyle düzülmüş. Diyor ki kulünden içenler seyirbaz olacak. Yani. İricanlar hep seyre düzüldü. Keremeti de aşağı kuşa sezildi diye. Nereyi istiyorsun deyince Gürgen çukurunu istiyorum diye. Ha, bizim şurada bir çukurluk var. Buraya geliyor. Buraya kuruyor mekanını. Oturuyor buraya. Ordu geliyor. Sultan Murat'ın ordusu. 4. Murat'ın. Geliyor. Bir kazanı var. Şu, yani bir adam anca doyar. Ondan 40 türlü yemek çıkar diye. Orduyu doyuruyor. O zaman padişah diyor ki ya diye derviş baba diye bize diye bir diye yardım et diye biz severe gidiyor diye. Diye o zaman onlara şey veriyor bir yardım et diye dua et diye onlar sefere geçiyor. Böyle duydum benim bunu amcam bana söylerdi. Ben çocuktan kalmış kafamda yavrum. Ben bu kadar biliyorum. Buraya geliyor buraya oturuyor talibi daha üstüne akıyor ondan sonra. O zaman bizim burada ne askerlik varmış, ne vergi verme varmış, ne bir şey varmış. Buraya çokları toplanmış o zaman. Köy olmuşlar. Her tarafa dağılmışlar şimdi. Tokat'ın her tarafında bizim köylü vardır. Anladın? Yani buradaki Alevi canların o zaman burası ocağı oluyor. Yani ocağı daha doğrusu bu yörenin Alevileri burada çoğalıp buradan yayılıyorlar buradan değil mi? Buradan yayılıyorlar tabii. Köylere gidiyorlar. Ne yapsın doyunamayınca. Askerlik muskerlik yoğunmuş zaten. Bir zaman vergi yoğunmuş bu köye. Ondan sonra gelmiş. Sağ ol, var ol. Allah ömrünü gül etsin. Anacan sen okuma yazman yok bildiğim kadarıyla. Hiç okumam yazmam yok. Babam okudaydı daha çok. Hiç olurdum. Canım bu kadar şeyi beleğinde tutmak, ezberlemek. Bu kadar güzel bizim o deyişlerimizi, bizim o mınkıbelerimizi yani bu da tabii, her... Tabii. Ne bileyim canın... Allah beyin vermiş, kahve vermiş, zeyin vermiş ama yazıyor uyamıyorum. Ama Almanya'ya telefon ederim, Avusturya'ya telefon ederim. Benim iki tane oğlum var Avusturya'da. Allah ömürlerini uzun etsin. Torunum var, amin. Kızım var. Torun torba çoğaldı orada. Allah'a çok şükür. Hepsi de bana saygı duyarlar. Gelinlerim deyince hepsi Allah işlerine rast getirsin. Önlerinden sonları gür gelsin. Beni yaşa diyorlar. Yazın burada, kışın İstanbul'dayım. 4 kere gittim Viyana'ya. 3'er aydan 9 ay kaldım. 12. Çok 12 güzel. Ay, çok güzel. Kaldım işte ne bileyim canım. Anacan böyle hanen şen olsun. Mihmanlar devamlı buraya aksın. Allah sağlığın yerinde olsun.
Allah'ın misafir bereketi de içinde olsun. Misafir gelmişse ben mutlu oluyum. Misafir gelmezse gelin evine bak. Benim çocuklarım çok tatlı. Çok hepsi de bana çok iyi bakıyor. Anlar yaşasın. Bay Cem de gelmiş. Gel Cem gel. Cem gel. Dur şöyle bir resim. Bu fıstık. Ya bu çikolata kimin benim elimdeki? Bak bak çikolata. He? Bildi sevdi sevdi. Yer mi? Şimdi, amcasını dinlemiyor hani. Şimdi diyor.